Efendim şimdi gazeteci Metehan Demir'le Rusya'daki bu saldırıyı konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz. İyi hafta sonları, selamlar, saygılar herkese. Çok teşekkürler. Şimdi bu dün geceden beri dünyanın gündeminde Rusya'yı sarstı. Hatta şöyle yorumlar yapılıyor. Rusya'nın 11 Eylül'ü yorumları da yapılıyor. Şimdi DAEŞ üstlendi, Reuters'ın geçtiği habere göre. Nasıl okuyorsunuz? Öncelikle bu tabloyu bir ortaya koyalım. Sonra tabii aklımızda çok fazla soru var. Bir kere ben tabii dün akşam izlerken ilk tabii tüm dünyada flash düştü haber ajanslarına. Ben bu 11 Eylül çok bir klasik moda oldu. Yani her olay olduğu zaman yani müthiş bir analizmiş gibi hemen oranın 11 Eylül'ü, buranın 11 Eylül'ü. Ben dünyanın öyle bir sürece doğru girdiğini düşünüyorum ki inşallah yanılırım ama yani 11 Eylül'leri bile dünya arayabilecek bir kaotik duruma doğru sürükleniyor. Yani bu belki analitik kolaylığa kaçmak için bir şey, bir isim bulayım, bir yakıştırma yapayım derken hani şey deriz ya bazen zamanlama manidar diye klasik bir analiz yaklaşım vardır. Bu da öyle. Ama bu durum çok ciddi. Biz daha önceki programlarda biz yani hafta sonları genelde bu saatte burada olmaya çalışıyoruz. Beraber bir analiz naizane anlatmaya çalışıyoruz aklımız erdikçe. Orada da söyledik ya bu 7 Ekim'deki İsrail'in işte Gazze'de Filistin'e saldırması, işte olayların büyümesi, Hamas'ın ilk önce işte taarruzu, sonra İsrail'in Gazze'de bunu insanlık katliamına çevirmesi, insanları katletmesi sonrası bu hesaplaşımı bence dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli terör örgütlerince o coğrafyanın dışına taşındı ve taşınmaya da büyütülerek, genişleyerek devam edecek. Evet, bunun Rusya'nın, DAEŞ'in konuyla ne alakası var denilebilir ama bunu azmettirenlerin, olayı provoke edenlerin kimler olduğuna bakmak lazım. Bugün DAEŞ terör örgütünün yapısına bakıldığında birçok taşeron girişimde bulunduğu, yapıp kimler tarafından hangi akılla yönetildiği konusunda çok ciddi soru işaretleri ve noktalar var dikkat çeken. O açıdan bakıldığında tabii bu çok erken yürüyen bir şey. Ben dün hani bazı analistlerde gördüm kesin şu yapmıştır, bu yapmıştır. Daha Rusya'nın bilmediği bir olayı bizim Rusya'nın FSB'ye de GRU denen o istihbarat servisinin bilemediği olayı bizim bilmemiz mümkün değil. Ama şunu söyleyeyim. Şu da Rusya'da var. Bu ilk Şimdi defa olmuyor. ABD'den yani daha ilk dakikalarda bir açıklama geldi. Ukrayna'nın saldırıyla ilgisi yok dediler. Yani bu telaşla yapılan öyle, bir tabii. Açıklama mı? Şimdi burada olağan şüpheli Ukrayna. Ama Ukrayna böylesine bir saldırıyı yapar mı? Bunu yapmaya cesaret eder mi? Yani sorularak ileri geri adımlar atmaya çalışarak aslında durumu anlamak lazım. Bu çok o kadar kolay değil. Ama Rusya'yı daha da, yani Ukrayna burada kullanılan bir maalesef Batı tarafından çok seviliyor gibi görülse de, destekleniyor gibi görülse de, çok güzel söylüyorum. Ukrayna'nın toprak bütünü sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak hep birlikte desteklememiz gerekir ki öyle de yapıyoruz. Ama artık Batı tarafından Zelenski diye belki ayırt edebiliriz. Bir piyon olarak kullanılıyor. Kendi emellerine Rusya'ya karşı zayıflatma sürecinin bir aparatı olarak kullanılıyor. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması ve bu konuda somut adımların atılması anlamında belki de bir tek Türkiye var. Tahıl koridoru var, işte barış zirvesi yaptı, Antalya'da tarafları bir araya getirdi, diplomatik bir zirve gerçekleştirdi. O nedenle o kadar fazla aslında Ukrayna haricinde olağan şüpheli var ki. Dün ben bunu uzun yıllar Rusya'da görev yapmış, tam da konunun merkezinde bir isimle gece 1.30 gibi falan böyle konuştum, 2 gibi. Bana 4-5 tane farklı senaryo saydı. Yani bu senaryoların içinde mesela dedim ki ne ilgisi olabilir? Yani DAEŞ terör örgütünün olarak açıklamak istesek dedim. Çok ilginç bir şey söyledi. Hatta ondan not aldım dün akşam. Diyor ki bunu bilemezsiniz diyor. Batı diyor para verip saldırmış olabilir. Ukrayna için daha da agresif hale getirtmek için diyor. Bu senaryolardan bir tanesi. Ukrayna yapmış olabilir deniyor. Yani kabul, bana göre kabul görecek bir şey değil ama bu senaryolardan iki tanesi. Rusya içindeki bazı güç gruplarının Putin'i tamamen ilk göreve gelmesinden bu yana biliyorsunuz %87.8'e seçildi. Daha diskredite etmek için, güçsüz göstermek için yaptığı oyunlar olabilir deniyor. Bu bir tanesi. Rusya içinde bir ayaklanma belirtisi olacak, kargaşa olacak. Bu onun ilk işareti, daha benzer olaylı olacak deniyor. Bu bir tanesi. O kadar bunu arttırabiliriz ki. Ama size çok şunu samimiyetimle söyleyeyim. Bu atış serbest modunda bir analitik
gevşeme modunda oluyor. Yani aslında ayakları yere basan bir şey yok. Neden derseniz isimler belirlendi, yaşlar belirlendi. İşte İngiliz yani şu bu bir sürü şey. Adamlar ortada yok. Gelişi güzel bir saldırı değil. Şehir çalışılmış, alan çalışılmış, kalabalık çalışılmış, kaçabilme olanaklarına bakılmış, katliam seviyesine getirmek için en uygun noktalara bakılmış ve Rusya'nın göbeğinde bunu ben yaparım mesajı vererek bundan sonraki huzursuzluğun temelleri de atılmış. Ya Çok arkada büyük bir bir bu katliam. tetiği çeken değil, tabii çektiren kim? O Tabii ya kuvvet yani, kim? kim Yani işte bunu yaptı? kim ya da kimler mi, Ama ama bir, yani bu tabloda yani bir devlet olduğu mu ortaya çıkıyor acaba? yani bakın Ya bunun da tabii ki bir devletler. azmettireni var. Yani 3 tane 4 kişi oldukları da söyleniyor. 3 tane 4 tane işte terörist. Hadi bir araya gelelim, biraz katalım, karıştıralım Rusya demeyeceği kadar tüm dünyayı ayağa kaldıran bir şey. O açıdan mutlaka bir azmettirini vardır. Ama bu eylemler, terör eylemler, terör çalışanlar da onu bilir. Gerçekleştikten sonra herkesi birbirine düşürmesi de önemli ikinci aşaması ve başarı halkasıdır. Yani herkes birbirinden şüpheleniyor. Hayır odur, budur. Ve şüphe bulutunu çok daha yoğunlaştırabilirse mesela şu yaptı dendiğinde öyle kalıyor. İran'daki saldırıya mesela biraz geriye gidelim. Hatırlıyorsunuz Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümündeki anma törenleri sırasında kalabalığın içinde 2 bomba patlatıldı. Ve çok sayıda insan hayatını kaybetti. Hemen DAEŞ üstlendi mesela. Olayın çabuk kapatılması açısından da DAEŞ aslında bir kullanışlı bir aparat haline getirildi. Tamam da o yapmış olabilir. Peki kim ona bunu yaptırdı? Yani bugün DAEŞ terör örgütü deniyor ama yaptıkları çok alçakça eylemler de ortada ama ben artık bu ismin de bazı servisler ve bazı başka örgütler tarafından bir koruma kalkanı ya da onun isminin altına saklanarak kendilerine oluşturmuş bir hareket alanı rahatlığı olarak da görüyorum. Bu çok daha tehlikeli bir hale geliyor. Dünyada bu hesaplaşma artık normal sıcak savaşların, sıcak çatışmaların hesaplaşmaları coğrafyalar dışına taşınarak, demin İsrail Gazze örneğinde verdiğim gibi coğrafyalar dışına taşınarak bu oralar istismar edilerek farklı yerlerde karşımıza vekalet terörizmi olarak çıkıyor maalesef. Ve bu da çok tedirgin bir hale geliyor. Ama Moskova'da tabii bu ilk değil. Çok yıllar öncesinde benzer eylemler, benzer saldırılarla karşılaşılmıştı. Ama burada Rusya-Ukrayna merkezli bir provokasyon olduğu şüphesi yoğun. Tabii Amerika'nın burada daha önce işte duyuru yaptığı şu bu falan deniyor ama yani bunlar dediğim gibi yürüyen bir haber bizim için. Biraz beklemekte fayda var burayı görmek için. tabii şimdi Rusya ne yapacak, yani Putin nasıl bir cevap verecek, yani dünyayı ilgilendiren, siz biraz önce dediniz ya, 7 Ekim bir kırılma anıydı, kırılma günüydü. Sonra 7 Ekim'den sonra hiçbir şey belki Orta Doğu'da, belki dünyada eskisi gibi olmayacak. Tabii bu da mı Olmayacak. bir kırılma anı acaba? Dün geceki saldırıda. Şimdi Rusya ve İran gibi ülkeler çok enteresan ülkelerdir. Bu Tahran ve Moskova böylesine çok sıkıntılı bir durumla karşılaştığı zaman, kendisinden büyük tepkiler verilmesin gibi bir durumla karşılaşıldığı zaman bir frene basarlar, bir sessizlik dönemine girerler. Ondan sonra atacakları adımları farklı parametrelerle belirlerler. Yani o sinirle o akşam hemen bir şey, hemen ertesi sabah bir şey değil de bir şey yaparlar. Ama bunu yaparken çok ölçer biçer tartarlar. Önce bir perde arkasında aslında onlara vuranın kim olduğuna dair farklı delillerin peşinden giderler. Bugün Esra'm şunu söyleyeyim. Dünya istihbarat kategorilerinde Rus istihbaratının çok hala hatırı sayılır bir yeri var. Dün ben yani akşam baktığımda şimdi böylesine büyük coğrafyalarda, büyük toplumlarda bazen maalesef bu terörle ilgili açıklar verilebiliyor. Ama Rus istihbaratının kökenleri sadece o soğuk savaş dönemlerinden değil, hala devam eden, yeni yapılanmasında da çok seri hareket eden, çok derin uzunlamasına kolları olan bir yapı. O bir tablo çıkarır. Ondan sonra hareket tarzına göre yeni taktikler belirlenebilir. Çıkacak gelecek bilgilere göre daha doğrusu. Ben Ukrayna'ya mesela şunu da yaparlar. Ukrayna'ya da bir şeyler yaparlar. Ama esas orasına bir şey yapıyormuş gibi bizim dikkatimizi çekmeden esas vuracakları yere
bir hasar, bir zarar verirler. Bu doğrudan mı olur, dolaylı mı olur? Başka bir yerde, başka bir şekilde birilerine misleme yaparak can acıtma mı olur? Ama şunu söyleyeyim, Rusya'ya bir dokunulduğu zaman Rusya bunun intikamını şüphelendiği kimse, bakın inşallah yanılırım ama çok yakın bir dönemde, çok yani uzak olmayan bir dönemde, yani bugünden yarına demiyorum ama çok uzak olmayan bir dönemde dünyanın bir yerinde enteresan, inşallah yani masumlar ölmez, kimseye bir şey olmaz ama bir terör saldırısıyla karşılaşabiliriz. Bu kendi aralarında konuşma dilleri olarak da bazen o ülkelerde Zaten karşımıza Medvedev çıkabiliyor. öyle dedi. Bir Yani şey olacak yani. misillemenin onların anlayacağı dilden olacağını söyledi İşte Medvedev. aynen, bakın ben onu görmedim. Ben onu görmedim ama aynen bu şekilde yaparlar ve onların kendi arasında biz o dili anlamayız ama onlar kendi aralarında birbirlerini anlarlar. Ha, tamam der, o da bana yaptı, ben de ona yapmıştım falan. Hiçbir zaman da çıkıp o şekilde böyle yaptık, böyle yaptık demezler. Onların kendi aralarında bir dildir. Bu dilin konuşulması da tabii masumları hedefliyor. Dün oraya konser dinlemeye gelen sanatsever, insanlar, aileler hep birlikte işte zaman geçirelim derken bir anda terörün bu kollarının içine düşüyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar bu masumlar. Buna ben çok tabii üzülüyorum. Ama şu bir gerçek artık. Bu hesaplaşmalar dönemi dediğim gibi dış coğrafyalarda devam ediyor. Ama şu da dediğim gibi altı çizmesi gereken belki bir gerçeklik. Artık dünyada başlayan hiçbir savaş, düşük, orta veya yüksek yoğunluklu bir savaş tamamen bitiyor. Krizler sona eriyor diye bir durum içine gelmiyor. Aksine her başlayan krize yeni bir gözle bakılıyor. O daha büyüyor, budaklanıyor, dallanıyor, iyice genişliyor, daha da sıkıcı bir hale oluyor. Ve gözümüz şöyle bir kapar bakarsak, 90'larda başlayan Irak Savaşı'nda bugün bir Irak var mı? Bir tane Irak var mı? Hani orayı özgürleştirmek, işte daha güzel, müreffeh bir ülke haline getirmek için geliyoruz diye Amerika bir sürü attı tuttu. Sonuç çok kötü. Suriye 2010-90'lardan bahsediyorum. Somali'den, Yemen'den, Sudan'dan hiç bahsetmiyorum bile. Suriye 2011 Mart. Ne hayaller var değil mi? Yok yeni anayasa kurulacak, yeni meclis oluşturulacak, demokrasi gelecek, Esad gidecek, şu gelecek, bu gelecek falan filan. Suriye bugün çok 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 kötü. Çünkü her yer bu 2022 Şubat 24'te başlayan Rusya-Ukrayna savaşında durum iyice çetrefilli hale geliyor. Yani başlayan krizler, savaşlar bitmediği gibi bunlar beraberinde yeni krizlerle karşılaşmamıza ve bunlarla bizim zorunlu olarak yaşamamıza gibi bir gerçekliğe, yaşamamız gibi bir gerçekliğin içine bizi getiriyor. Bir şey bitmeyecek. Şimdi İsrail 7 Ekim'de başlayan İsrail Gazze Hamas eksenine bakıldığı zaman bu da dış coğrafyalara taşınacak ve bizi alışılmış yeşil, alışılmış gri alan kriz moduna doğru çekiyor ve bunların her biri bitmeden diğeri başlıyor. Rusya Ukrayna ne olacak derken İsrail Gazze başladı. Birbirlerine geçirgenliği olan süreçlerde dış coğrafyalara taşınan hesaplaşmalarla da çok karmaşık bir duruma doğru gidiyoruz. Ve bunlar dediğim gibi Rusya'nın şimdi bunu bir yerden hesabını soracak. Onlar şimdi araştırıyorlardır, bakıyorlardır. Dediğim Bir gibi çok derin istihbarat konuları var. Göreceğiz. zafiyeti diyebilir misiniz buna? Yani işte Rusya tabii çok köklü bir istihbarat teşkilatı Rusya'nınki ama burada bir zafiyet mi var bu denli bir organizeye görememek? Yani Allah korusun bizim ülkemizde de hiç olmaz ama benzer, hani Allah korusun bu ölçekte değil ama o olduğunda çok üzüldüğümüz olaylar olduğunda en kolay eleştiri noktalarımızdan bir tanesi bizim en rahat söyleyebileceğimiz televizyonda yorum yapıyorsak noktalardan biri kesin istihbarat zafiyeti var. Evet istihbarat zafiyeti olan olaylar olabilir ama bunu istihbarat örgütleri, emniyet güçleri, bizim Emniyet Genel Müdürlüğümüz, polisimiz ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın açısından bakıldığı zaman bu kadar geniş toplumlarda, açık toplumlarda, her gün, her yerde binlerce, on binlerce aktivitenin gelişmenin olduğu yerde metrekare başına istihbarat görevlisi ya da polis dikemezsiniz. Ve durdurduğunuz olaylar bazen %99'udur ama %1 hiç siz bir şey durdurmamış gibi sizi o duruma da düşürebilir. Yani bu işler çok karışıktır. Dün bu konuda ama bekliyor mudur Ruslar buradan? Bir şey beklemiyordur. Zaten burada yani eylem yapmak isteyen maalesef dünyada bunun örnekleri de var. Bir şekilde açık toplumlarda bu eylemleri bir yerlerde yapıyor. Siz alsanız da almasanız da mesela Türkiye'de bazen deniyor ki işte nasıl oluyor şu olay burada gerçekleşiyor diyor. Evet eleştirilebilir ama inanın o istihbarat, Milli İstihbarat Teşkilatı, o emniyet istihbarat, o emniyet
ilgili güvenlik birimleri, polisimiz gerçekten duyulduğunda helal olsun denilebilecek birçok eylemi de durduruyor, istihbaratıyla son anda engelliyor. Fakat arada maalesef kaçabiliyor. Bu da onlardan biri miydi değil miydi? Tabii ben Rusya'daki mevcut yani yapılanmayı dışarıdan teknik olarak izlerim ama Rusların elinde bu istihbarat var mıydı yok muydu? Şimdi çıkar o haberler. Çünkü Amerikalıların elinde vardı işte konserler dahil gitmeyin falan filan. Gerçi Amerika Türkiye'deki olaylar öncesi de bazen böyle duyurular yapıyordu. 8 Şimdi bu Mart'ta tabii böyle hep bir tartışıyor. uyarı Aynen. yayınlamış Aynen. zaten 8 Mart. Amerika Hani Wing'de. bu tabii tartışmaya açık bir konu İhsan Hanım. Bu ama yani eleştirmek istenirse her zaman kullanılacak ifadelerden biri de istihbarat zafiyeti işte dikkate alınmadı falan. Şimdi çıkar ona benzer haberler Rusya'da da zaten ama bunu hiçbir zaman ispatlayamazsınız. Peki deseler biz de şunları şunları durdurduk. Çünkü Rusya daima terör saldırılarına zaten savaş içinde hedef olabilecek bir ülke. Alarmdadır mutlaka istihbarat örgütleri. Ama bilmiyorum hata mı yaptılar, yapmadılar mı? Bu hep karşılaşılan bir analiz olduğu için ben bunu biraz marjla karşılıyorum. Şimdi Rusya biraz serin kanlı olarak değerlendirir dediniz bunu. Ondan sonra yapacağını belki hiç beklemediğimiz bir coğrafyada bir karşılığı gelir de tabii Olabilir. bütün dünya da tabii ilk hamlesi Ukrayna'ya mı olur diye de bekliyor. Yani o savaşın seyri değişir mi? Yani üçüncü yıldayız. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılarını artırır mı? Orada başka bir tablo ortaya çıkar mı? Bu savaşın seyri iki ayrı koldan yürüyor bence. Yani ben çok çalıştım, hala da üzerine çalışıyorum. Bu savaşın seyri iki koldan yürüyor. Bir, Amerika'nın savaşı. İki, Rusya-Ukrayna savaşı, yani cephede devam eden savaş. 1.000 kilometre uzunluğunda uzun bir cepheden bahsediyoruz. Ve bu cephede devam eden savaşın bitmemesi öncelikle yaratıcı kaos teorisi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelecektir. Çünkü Amerika burada Rusya zayıflıyor, Ukrayna iyice kontrol altına alıyor. Orada ayrı bir ileri karakol gibi bir durumu var. Tüm Avrupa'yı koordine ediyor. Onları kanalize edip ellerine ne kadar silah varsa göndertiyor. Avrupa'yı da zayıflatıyor. Kırılganlığına enerji altyapısı olmayan, doğal kaynak olmayan Avrupa'yı Rusya'dan bir şey alamadı. İyice kırılgan hale getirip kendi o işi yönetmeye çalışıyor. Avrupa'ya korkudan silah satıyor. Çin, Hindistan ekseninde yeni oyunları devreye koyabiliyor. Amerika müthiş bir akıl oyunu yönetiyor. Yani bu yaratıcı kaosta Amerika bu işin bitmesini ister mi? Asla istemez. Peki Ukrayna'ya bak sana biraz daha silah gönderelim hadi yensen diyerek bu işin olmayacağını en iyi kim biliyor? Amerika ve Batı biliyor. İngiltere biliyor ama hala onu devam ettiriyorlar. Dur biraz daha para gönderelim diye. Çünkü bu savaşın sürmesi Rusya'yı kontrol altına tutuyor, zayıflatıyor, başka şeylerini engellemiyor. Mesela geçen gün Avrupa Birliği Ursula von der Leyen'di galiba. Rusların işte 200 milyar dolar olan en az dondurulmuş asetlerinin paralarının işte bir bayağı 15-20 milyar avro faiz getireceğini ve paranın da Ukrayna'ya vereceğini söylüyor. Yani acayip acayip işler gerçekleşmeye başlıyor. Öyle planlandığını söylüyor. Yani buradan bakıldığında bu iş bayağı bir süre devam edecek. Bu tip saldırılarda tabii çok daha çetrefilli hale getirecek. Rusya açısından da bakalım. Suriye'de mesela 2011 Tam Mart'ta onu başladığında soracaktım. bitecek Şimdi barış. son sorum Evet. olarak da bunu sorayım size. Şimdi DAEŞ'in Tabii, tabii tabii. üstlendi, bu saldırıyı üstlendi ama Suriye'deki dengeleri nasıl değiştirecek ya da etkileyecek? Hiç. Oraya, şimdi Suriye'de aynen o demin yaratıcı kaos teorisine baktığımızda Amerika'nın Rusya-Ukrayna savaşındaki kazanır pozisyonuna baktığımızda çünkü o kazanıyor bu kaostan. Ve bitmesini ister mi? İstemez. Şimdi Suriye'de düşünelim, gözlerimizi kapatalım. Orada en etkili ülkelerin içinde kim var başta? Rusya var. Rusya'nın Tartus'ta üssü var, deniz üssü var, Hmeymim var, kara hava amaçlı kullanabiliyor belli ölçülere kadar. Ciddi bir yapılanması var, Esad'ın üzerinde etkisi var. Bu şartlar altında barış, dostluk, işte istikrar gelirse Suriye coğrafyasına ve burada bir çözüm sağlanırsa oradan Rusya'ya gitmek zorunda mı? Zorunda. Niye gitsin? Bize yıllarca Rusya'nın en büyük hayali sıcak denizle inmek diye öğretilmedi mi coğrafyada, tarih derslerinde? Ruslar zaten orada yani 10 küsur yıldır. Bu şartlar altında Ruslar orada kalmak isteyecektir. Türkiye oradan mesela zevkten mi kalıyor? Keyiften mi? Hayır. Güvenlik gerekçesiyle işte daha yeni Irak'ta ve Suriye'de güvenlik toplantıları yaptık. Oraları tutmak zorundayız. Çünkü DAEŞ'i, PKK'sı, YPG'si, PYD'si hepsi geliyor. Ama Suriye'den çekilmez. Çünkü Suriye'de oyun şöyle.
çekildiğiniz alana istemediğiniz bir aktör geliyor ve size zarar vermeye başlıyor. O çekilir. Amerika mesela 3 kere Trump döneminde hatırlarsınız. Bize verdiği Trump'ın sözler vardı. Rusya oradayken ben çekileceğim artık Suriye ile ilgilenmiyorum dedi. Bugün Amerika Suriye'den çekildi mi? Çekilemez. Çünkü o çekildiği an başkası o alanı dolduruyor. Ha şu da bir gerçek tabii. Rusya'da kalır, Amerika'da, Suriye'de kalır. Çünkü çok kritik bir coğrafya. Ama Türkiye her ikisiyle de terörle mücadelede de çok ciddi anlaşmazlıklar yaşıyor. Sadece Amerika'ya değil Rusya'ya da. Bu da zaman içinde çözülecek. Ama Putin'in mesela bir ziyareti vardı. 23 Nisan diyenler var Putin'in gelişi için. Başka tarihler Türkiye'ye. Onlar falan şimdi bir beklemeye girebilir. Rusya şimdi bu konuda bir pozisyon belirleyecek. Çok yakında da bunun ne olduğunu göreceğiz. Ama hiç beklenmedik. Yer ve anda genelde Ruslar bu adımı atarlar. Ya da Ruslar attı diye bize soru sordurtabilecekleri yerlerde eylem ya da bir adım atarlar. Çünkü illa Rusya ben yaptım diye kendini göstermez bazen. Sizin o duyguyu, düşüncenizi hissetmenizi sağlayacak, ortamı yaratacak adımlar atar. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama dünyanın şu da çok klasik bir şey, belki dünya artık yeni karışık bir döneme giriyor. Dünya bence artık yeni karışık, belirsiz bir döneme çoktan ama çoktan girdi. Bundan sonra asıl sorumuz bu süreçlerle biz nasıl baş edeceğiz? Ülkemiz olarak, şirketlerimiz olarak, ekonomimiz olarak, siyasi istikrarımız açısından bizim bunlara göre kendimizi alışılmış gri alan, belirsiz kriz modu noktalarında, sektörlerinde bizim hareket tarzımızı nasıl belirleyeceğimizi konuşmamız lazım. Artık hiçbir şey bitmeyecek. Üzerine yenisi başka krizler eklenecek. O krizde de yaşarken bir başka krizle daha karşılaşacağız. Demin saydığım eksende olduğu gibi ama bu bir karamsar tablo değil, bir akıl oyununun sadece ön senaryoları bence. Çünkü artık herhangi bir şeyin çözülme ihtimali yok. Bu teknolojide, bu giderek tedirgin hale gelen noktada yani geçen gün mesela Oppenheimer'ı ben izlerken adamlar ona çok da bir dertleniyor, atom bombası bulunmasına falan. Oppenheimer'ın işte düşünceleri dikkatimi çekiyor ama şimdi Oppenheimer gibi dünyanın da o kadar belirsiz şeyler var ki inşallah gelecek nesil çocuklarımız için iyi olur. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu temenniyle ben teşekkür kapatalım. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları.